Değerli izleyenler, bugün biraz şaşırtıcı bir konuyu ele alacağız. Daha önce çeşitli programlarımızda yeni medyayı söz konusu ettik. Bugünkü dünyanın bir internet, bir bilgisayar çağı olduğundan söz ettik. Bunun sanata dönüştüğü bir nokta var, bir alan var. Buna yeni medya sanatı diyoruz. Kendi içinde yaygın, geniş bir alan bu. Bu konuyu çalışan sanatçılar var. Ama bir de o sanatçıları bir araya getiren, bu sergileri düzenleyen, örgütleyen kişiler var. Bugün de bu şekilde etkinlik gösteren iki küratörden yararlanacağız bu konuyu tartışmak için. Konuğumuz olan bu iki küratör Ceren Artman ve Irmak Artman. Aynı zamanda ikisi bizde pek ender görülmeyen bir şekilde kardeşler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki şuradan başlayalım. Şimdi siz bir sergi hazırlığı yaptığınız sergi açıldı Akbank Sanat'ta. Non Spaces bu serginin adı. Yok yerler. Bu çok atıfta bulunulan, çok tartışılan bir kavram aslında. Biraz bugünkü çağın mekanın kaybolması ile çok ilişkili. Çünkü bilgisayarların dünyası biraz uzay dünyası gibi bir siber bir dünya. Yok bir dünya. Siz de yok mekanlardan şimdi söz ediyorsunuz. Niye yok mekanlar? Bu mekanlar gerçekten kayboldu mu? Yani aslında sergiye başlarken tabii ki ilham aldığımız kavram, yani sosyal bilimlerde çok tartışılan bu Marc Auger'in non-lieu dediği, evet, non-places diye çevrilen, Türkçe'ye, evet, de yer olmayan yerler, evet, diye çevrilen kavramıydı. Ama o tabii bu kavramdan bahsederken hani günlük hayatımızda işte süpermarketlerden, işte asansörlerde geçen zamanımızdan, işte hava alanlarında geçen zamanımızdan, böyle şeylerden bahsediyor. O bizim kafamızın arka planında olan bir şeydi ama tam onu söylemek istemediğimiz için bunu biraz hani o mekandan çıkarıp biz yok yerler diye başka bir kelime orada kullandık. Hem çok aslında ağır onun olmasın dediğine diye. Daha uygun bir kavram yok yer. Çünkü onlar hem var hem yok. Aynen. Bize ait olmayan ama vazgeçemediğimiz, içinde uzun zamanlar geçirdiğimiz yerlerden bahsediyor Mark büyüğümüz, evet, öyle diyelim. Evet. Evet, o çok tartışılan bir şey. Baudrillard'dan sonra geldi ve çok etkileyici oldu. Peki o zaman şunu da soralım. Şimdi bu yeni medya sanatı, siz de bunun sergisini yaptınız. Nedir bu yeni medya sanatı? Bunun bir tarifi var mı, sınırı var mı? Ben bazı sorular buna bağlı olarak soracağım. Galiba sınırı yok, giderek de büyüyor. Bir sürü disiplin içine geçmeye başladı. Başta aslında ilk bildiğimiz yeni medya kavramı, sanatta ilk incelediğimiz genelde video, video sanatından çıkıyor. Biraz böyle performans sanatçılarının başlattığı bir akımla giderek ilerliyor. Video sanatı şekillendi, dijitalleşti, kodla yapılan jeneratif işlerle karmaşalandı. Şimdi bir dakika, adım adım gidelim. Tamam. Şimdi dijitalleşti, kodla yapılan dediniz. Peki bu dijitalleşme dediğiniz nedir? Yani elektronik bir ortamda üretilmesi mi? Belli bir algoritmayla bunların kendi kendilerini üretmeleri mi? Evet, aslında hem evet hem hayır. Hem teknolojiyi çok kullanan işler var. Yani teknoloji ilerlediğinde, bilgisayarla yapılanlar ilerlediğinde gerçekten dijital ortamda yaratılan işler var. Ya da bu dijital ortamla kaynağını alıp çok analog
halleri kullanıp bunları yeni medya olarak yani sergileyen sanatçılar da var. Geleneksel yöntemleri de kullanıp bunları yeni medya olarak sergileyen sanatçılar da var. Mesela şu an hani bitkilerle de işler yapanlar var. Tellerle, naylonlarla işler yapanlar da yani var. Yani Bill Viola'nın yaptığı video sanatı en önemli isimlerden evet. biri diye onu söylüyorum. Artık bitti mi yoksa o da bir başka devam damar ediyor. Olarak devam ediyor. Peki o zaman şunu soralım. Video sanatıyla sinemanın farkı ne? Şimdi gidiyoruz video sanatı diye önümüze Hı-hı. çıkartılan yapıtlara bakıyoruz. O da aşağı yukarı bir saat falan süren Hı-hı. yapıtlar var. Sinemadan nerede ayrılıyor? O da bir kurguya evet. dayanıyor. Ya bu da aslında çok tartışılan bir konu. Yani 70'lerden beri de aslında çok tartışılan bir konu. Ama kısaca özetlersek video sanatı daha çok görselliğe ve sanatsal bir fikre aslında odaklanıyor. Yani onun içerisinde o kurgu, fiction, o senaryo. Sinemada bazı kurallar, bazı çekimler vardır. Yani basitleştirerek vardır. Şöyle diyelim, tiyatrosu olmayan bir... Daha çok görselliği ön plana çıkartan ve onun arkasındaki fikri ön plana çıkartan işler genelde. Peki. Şimdi o da bir damar olarak devam evet. ediyor. Ama yeni medya sanatları onun önüne geçti. Peki. Şimdi şunu soralım. Şimdi kendisi de bir yerde olmayan bir sanat bu. Yani Rembrandt'ın bir yapıtı duvarda asılıdır. Ben onun önüne geçtiğim her defasında bunu görebilirim. Halbuki videonun veya bilgisayarın düğmesini kapattığım zaman bu sanat kaybolup gidiyor. Bu kalıcılık veya kalıcı olmama halinin sanatla ilişkisi nasıl? Ya bizim için aslında, yani ben kendi kişisel görüşümü söyleyeyim, benim için daha heyecan verici kılan şey bu yeni medyayı. Çünkü yani şansınız varsa belki bir tane Rembrandt'ınız olabilir ama olamaz. Yani hani şanslı da olsa olamaz. Çok şanslı evet. insanların belki Peki, olur ama olabilir. Yani hani normal bir Peki. insanın olamaz. Ancak evet. bir müzede görebilirsiniz ya da yani Rembrandt da değil. Yani çok böyle sizin kendi yaş grubunuzdan bir sanatçının Tabii. işi bile bir tane belki iş alabilirsiniz. 5 tane belki alabilirsiniz ama sürekli olarak onları sergileme şansınız yok. Yani koleksiyonerler de böyle bir sorun hep yaşıyorlar. Yani aldıkları işlerin bir dolusu aslında depolarda duruyor. Dünyanın ama, en büyük müzesi diye İsviçre'de bunların depolandığı evet. yerlerden söz ediliyor. Evet, yani sonuçta eğer depoda duracaksa ve göremeyeceksem aslında hep orada da değil. Aslında o da yok. Doğru. Yani kişisel deneyim açısından o da yok. Ama yeni medya sanatı öyle değil. Yani ben bir tane bilgisayar ekranının üzerinde o platformda belki 30 tane 40 tane farklı işi depolayıp sergileyebilirim. Ve o gün hangisini görmek istiyorsam onu görürüm. Bir saat sonra başka birini yani görmek istiyorsam onu görürüm. Yani bu aslında öbüründen bile daha ileride. Evet, hep peki, orada aslında. Peki, o zaman şunu sorayım. Madem bu kalıcılık meselesinden söz ettik. Ama şu, Leonardo'nun Son Yemek tablosu Milano'da bir müzenin duvarında veya Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ne ve duvarına yaptığı resimler 500 senedir oradalar. Peki şimdi video sanatı veya yeni medya sanatı, bilgisayar sanatı diyelim buna kabaca, çok kabaca. Bunların kalıcılığı, o anlamda kalıcılığı nasıl olacak? Yani ben bir ekran koyacağım duvara, o ekranda 500 sene bir sanatçının işi oynayacak mı? O teknoloji, onun değişmesi, onun çağa, zamana direnmesi, 20 yıl önceki, bırakın 20 yıl çok uzun zaman, 2 sene önceki, 1,5 sene önceki telefonumuzu atıyoruz, yerine yeni telefon alıyoruz, bilgisayarları atıyoruz, yerine yeni bilgisayar alıyoruz. Bunu nasıl Ya bu her zaman olan bir kaygı ama şöyle bir şey düşünüyorum ben. Tam da bundan dolayı daha çağımızın sanatı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sistine Chapel'de resim yaparken oradaki resmin amacı kitlelere hitap eden bir şey yapmak. Şimdi bizim günümüzde baktığımızda hayat daha aslında kişiselleşti. Kendimize ait bir şeylere sahip olmak istiyoruz ve bireye özgü, kendi hayatınla ilgili. Yani siyasette de böyle bir bireye iniş var. Hayatın her alanında böyle bir bireye iniş var. Yeni medya benim birey olarak bir şeylere sahip olabilmemi ve o sahip olduğum tamam. sanatı her alette mesela görebilmemi sağlıyor. Bu doğru. Ama bu yani bu bir soru, ciddi de bir soru. Hı. 300 sene, 400 sene, 500 sene sonrasına bunların kalıcılığı bakımından yani
fiziksel kalıcılığı bakımından bir şey söylenebilir mi? Valla şu an içinde yaşayıp deneyimlediğimiz bir şey. Yani biz şu an onun yapım aşamasındayız. Bilemiyoruz. Yani şunu görebiliyoruz. Son 20 yılda bu artık satın alınır bir şey haline geldikten sonra şunu gördük. Eğer düzgün bir altyapı varsa, yani işte koleksiyonerle sanatçının arasında ya da müze ile galerinin arasında düzgün bir iletişim ağı olduğu sürece, diyelim ki yeni bir teknoloji çıktı. Yeni teknolojiye transfer edilebiliyor bu işler. Tam tersi aslında kalitesinden bir şey kaybetmeden, hatta giderek kalitesini arttırarak teknoloji devam edebiliyor. Teknoloji transferi ve yenilemesiyle bunlar da kendi işlerinde sürekliliklerini kazanacak. Sistine Şapeli, Michelangelo dedik. Michelangelo da kendi çağında çok devrimci bir sanatçı. Her şeyi yeniliyor ve itirazlar şunlar bunlar. Bugün ikonik olarak onu çok kabul ediyoruz ama zamanında böyle değil. Michelangelo çok tartışılan birisi. Bugün yeni medya sanatları, yeni bir dil, sanatta yeni bir perspektif, yeni bir boyut getirdi mi? Bence getirdi. Ve aslında yani çok etkileyici şekilde bizim bu konuştuğumuz aklıma geldi. Michelangelo'dan bahsederken, Sistine Şapeli'den bahsederken bazı sanatçılar o Rönesans'taki o dönemleri ya da esinlendikleri konuları ya da o beğendiğimiz manzara resimlerinden de ilham alıp mesela biz geçen sene Koyalan'ın bir işini sergilemiştik Akbank Sanat'ta. O çok aklıma güzeldi. Geldi anlatırken. Evet. Mesela onu dijital olarak tekrar yaratmaya başladığı bir serisi var. Zaten bizim bu seneki sergimizde de biraz ondan, bir doğa tasvirleri üzerine de biraz daha yoğunlaşıyoruz yine. Dijital sanatçılar aslında o sanatları da sahip çıkarak yeni teknolojilerle bunları dijital baskılara, işte 4K dediğimiz video işlerine, büyük yerleştirmelere de dönüşüyorlar ve aslında bu çok önemli bir akım. Bence 20 sene sonra dönüp baktığımızda bu sanatçıların yaptıkları işler gerçekten çığır açacak işler olacak. Şu an mesela... Ne bakımdan? Yani işte Rönesans geldi, perspektifi buldu. Ben tabii biliyorum kendime göre bunların cevaplarını ama Picasso geldi, çoklu perspektifi getirdi kübizmle beraber. Bütün bunlarla birlikte ne getiriliyor? Estetik açıdan baktığımızda bence dijital alanda kuvvetli olan sanatçılar çok enteresan derinlikler yaratıyorlar. Bizim aslında gözle göremediğimiz şeyleri çok böyle makro çekimlerle, yani hangi işte çalışıyorlarsa hepsinin çok detaylarını, gözün görebileceğinden çok daha öte detaylarla yeni işler yaratıyorlar. O aslında normalde bizim fark ettiğimiz şey, müzeye girdiğimizde gerçekten eğer yaklaşabiliyorsak çok yaklaşıp göreceğimiz şeyleri aslında öyle bile göremeyeceğimiz şeyleri peki, dijital olarak şimdi şunu sorayım. Klasik sanatın, o klasik dediğim sanat yani 20. yüzyılı da kapsıyor, konvansiyonel diyelim, geleneksel sanatın bir temel meselesi var, insan. Yani peyzaj bile bu açıdan irdeleniyor. Nerede kaldı ki? Diğer portreler veya diğer enteriyor, iç mekan resimleri falan. Ama yeni medya sanatları gerçekten belli bir algoritma ile, belli bir matematiğin adeta kendi şeklini sonsuzca yaratması, çoğaltması ve o süreklilik içinde görünmesi. Bu insanın kaybını, insanın hiç içinde yer almadığı bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tıpkı soyut resim gibi mi yoksa onun ötesine geçen bir boyut mu? Şimdi mekanın kaybından, yok mekanlardan, yok yerlerden söz ettiğiniz için bunu sordum. Etmeseydiniz sormayacaktım. Yakalandım. Şöyle söyleyeyim, ben şöyle düşünüyorum. Belki orada işin konusu olarak insan ortadan giderek kayboluyor olabilir.
Ama yani özne olarak aslında insan giderek daha fazla işin içinde. Yani ben kendi adıma biraz da yeni medyanın bu kısmını seviyorum. Yani? Çok daha yani bana hiçbir dönem olmadığı kadar demokratik bir sanat gibi geliyor. Demokratik derken? Daha geniş kitlelere ulaşabilen, bir yaş ayrımı, işte bir ne dini ayrım. Geniş yani izleyici olarak, ben izleyici tarafından bakıyorum. Evet. O sizin bahsettiğiniz algoritmaları 75 yaşında bir emekliyle... Birisi de izleyebiliyor. İşte 3 yaşında bir çocuk aynı heyecanla izleyebiliyor. Evet. İşte lise mezunu birisiyle hiç eğitimsiz birisi ya da doktora mezunu birisi... aynı keyifle, aynı heyecanla izleyebiliyor. Ve bunlar aslında ulaşılması da klasik sanatlara ulaşmaktan çok daha kolay olmaya başladı çağımızda. Onun için hiçbir zaman olmadığı kadar çok insana ulaşabilecek bir araç var elimizde gibi geliyor yeni medya ile birlikte. Ve bu ulaştığımız insanlar ilk defa belirli bir kesim olmak zorunda değil. Yani şu ana kadar yani illa eğitimli, illa çok resim görmüş, evet. Resim görme alışkanlığı olmuyor. Aynen. Peki. Ya da belirli bir siyasi görüşe ya da belirli bir dini görüşe, belirli bir kültüre sahip insanlar olmak zorunda değil. Bunların çünkü oralarda bağımsız. Öyle hiçbir görüntü söz konusu evet. Değil. Peki, evet. İnsan aşkın biraz transandantal bir evet. Şey. Peki. Bir Kantçı bir durum var. Oralara girmeyelim. Şimdi peki şunu sorayım. Bir de ses meselesi var. Yani bugün sesi de alıp onun üstüne de yine bu teknolojik araçları kullanıp bilgisayarları ve diğer araçları kullanıp oradan da yeni boyutlar elde etmeye çalışanlar var. Bunu da yeni medya sanatlarının bir bölümü olarak değerlendirmek mümkün mü? Bence mümkün. Ben yeni medya sanatının özellikle önemli alanlarından birisi olarak görüyorum sesle alakalı, ses yerleştirmelerinin hepsini. Çok ciddi yani hem teknoloji hem yetenek, orada mesela şey de var, müzisyenlik de var aslında, teknoloji de var, onu kullanma ve sergileme medyumu var. Aslında iç içe geçen bir şey. Bence en önemli dallarından birisi yeni medya dediğimizde ses sanatları. Ve aslında demin konuştuğumuz gibi izleyici gözünden de herkesin yakalayacağı bir şey. Mesela işte videodan ve görüntüden, mesela hareketli görüntüde her insan baktığında bir kareyi bile sevip yakalayabiliyor. O yüzden aslında demokratik ve bizim peki. Çok sevdiğimiz sanat. Şimdi... Seste de aynı şey. Nispeten daha zor ve daha yukarıdan şeyler konuştuk. Şimdi birisi bu programı izledi ve dedi ki bunlar yeni medya sanatı diye bir şey konuşuyorlar. Nereden başlayacaklar bunu izlemeye, bunu tanımaya, bunun içine girmeye? 4 Mart'a kadar devam edecek Akbank Sanat'taki sergiyi gezerek buna başlayabilirler. Ama oraya da bir hazırlık yaparak gitmek isteyenler ne yapacaklar? Bilgisayara girip yeni medya sanatları diye yazıp önlerine çıkanlara mı bakacaklar? Bir öneri var mı? Vallahi en kolay yol aslında o. Aslında en kolay yol bu. Evet. Yani her şeyi yani bu şekilde öğrenmiyor muyuz? Bir şekilde internette öğrenebiliriz ve çok da aslında doğru bir yol. Çünkü yeni medya zaten aslında internetle çok peki, bağlantılı. O zaman şunu söyleyeyim. Bir de internet sanatı var. Evet. İnternet art var. Ona ne diyorsunuz? Yani çok çok sevdiğimiz bir alan. Sergilenmesi zor bir alan. Yani şey gibi düşünün, bir kavramsal sanat kısmı peki, nedir gibi. Nedir internet sanatı? Biraz tarif edelim. Yani internet onu. Sanatı gerçekten internet üzerinden yayılan ve internet üzerinde yapılan bir sanat. Mesela sadece sanat için yapılmış bir internet sitesi düşünün. Evet. O internet sitesi aslında evet. Bir sanat işi. Herkesin ulaşabileceği, belki belirli bir süre orada açık kalacak, belki yani olabildiğince uzun süre açık kalacak ama yani bir tane internet sitesine giriyorsunuz ve o aslında sanat işi oluyor. Şimdi bu daha kavramsal bir şey. Yani sergilenmesi zor bir şey ama bir taraftan da tam da hepimizin klavyede bir şey yazıp hemen ulaşabileceği bir şey. Peki. Şimdi işin küratörlük kısmını konuşalım. Bitiyor program.
Siz küratör olarak ne yapıyorsunuz? Yani kavramı buldunuz, kavramı buldunuz. O kavramla uzlaşacak sanatçıları arayıp bulup onları buluşturuyor musunuz? Öyle. Bu mu yani genel olarak? Biz ekip olarak öyle olmasını çok isterdik. Biz biraz çalışkanız. Yani biz genelde sanatçılarla aslında yani nasıl sergileneceğini, bazen hangi medyada olması gerektiğini, hatta bunun kavgalarını da veriyoruz. Nasıl sergilenmesi gerektiğini, nasıl bir teknoloji kullanmak gerektiğini, her şeyi konuşuyoruz. Mekanın tamamını düşünüyoruz. Yani biz ekip olarak ikimizde de şey var, sadece hani bu sanata yoğunlaşalım gibi bir şey yok. Bizim bir fuar geçmişimiz de var, festival geçmişimiz de var. Evet. Onları da mesela yurt dışındaki de tüm festivalleri, fuarları da takip ediyoruz. Aynı şekilde yeni teknolojileri de takip ediyoruz. Yani, ben sanat kadar mesela teknoloji dergisi de okuyorum. Tamam. Zaten başka türlü bu olmaz. Bu teknolojinin bir parçası. Ama şu sonunda 13-15 8 sanatçıyı bir araya getiriyorsunuz. Onların yapıtlarının ortak bir macera yaratmasına dikkat ediyorsunuz. Onların nasıl sergileneceğini, en iyi şekilde nasıl sergilenmesi gerektiğini ayarlıyorsunuz. Ve bu küratörlü bir de kavram, onunla ilgili yazılar yazıyorsunuz. Peki, şimdi son olarak şunu soralım. Türkiye yeni medya sanatlarında nerede? İyi bir yerde miyiz? Dünyadaki gelişmelere koşut bir noktada mıyız? Üretimimiz çağcıl mı? Daha yapmamız gereken çok şey mi var? Her birçok alanda olduğu yapmamız gibi. Gereken çok şey ne var. Ne bakımdan? Şöyle yani yetenekli sanatçılar var bu alanda. Ama şöyle bir sorun var. Kendine özgü işler üretmeyi çok beceremiyoruz şu an. Çünkü hala kendine özgü derken? Hala bu biraz yabancılardan takip ettiğimiz bir şey. Kendimiz burada bir şey üretmek yerine yani çok yetenekli sanatçılar biraz hani Avrupa'dan Amerika'da bu işin öncülerinin biraz altında eziliyorlar gibi. Şu an öyle bir ortam içerisindeyiz. Hala bir kendi varlıklarını çok oturtamadı Türk sanatçıların büyük çoğunluğu ama bu kesinlikle bir teknik eksikliğinden ya da yetenek eksikliğinden değil. Bu aslında alanın oturması ile ilgili. Bu konunun izleyicisi arttıkça, koleksiyoneri arttıkça, bu konuda bilgi sahibi, işte küratör sayısı, akademisyen sayısı, galerici sayısı arttıkça ve bu sanatçıları doğru yönlendirebilecek, bu yetenekleri doğru şekilde ortaya çıkabilecek bir ortam oluştukça çok iyi bir yere, çok hızlı bir şekilde geleceğimize peki, inanıyoruz biz. Şöyle bir şey sorayım. Bu soruyu herkese sorarım. En zor soru da budur. İlk üç mesela size göre Türkiye'de veya dünyada en çok sevdiğiniz yeni medya sanatçısı kimdir? Türkiye'de Selçuk Artut, Cevdet Erek. Video için soracaksak Aslı Çavuşoğlu'nu ben çok seviyorum. Onun dışında Ozan Türkan ve Candaş Şişman diyebilirim. Yurt dışında benim için Karsin Nikolay, Koyala, Zimun ayrı tarzlardan verecek. Sevgili Selçuk, siz de aynen katılıyor musunuz yoksa ilaveler var mı? Ben böyle şey yani Ryoji Kurokawa benim çok özellikle sevdiğim bir sanatçı. Onun dışında Koyala, bir de Memo Ak'tan benim çok hayran olduğum ve her zaman birlikte çalışmayı istediğim ve bu konuda çok öncü gördüğüm sanatçılardan biri. Mümkün mertebe burada da onunla çalışmaya gayret ediyoruz. Çalışıyoruz. Efendim çok teşekkürler. Siz geldiniz. Bu sohbeti yaptık. Değerli izleyenler, bugün çok alışkın olmadığımız yeni, dünyada da yeni ama çok çağdaş bir konuyu ele aldık. Yeni medya ve yeni medya sanatları daha doğrusu. Ceren ve Irmak Artman geldiler, katıldılar. Akbank Sanat'ta devam eden bir sergileri var. Yok Yerler başlığını taşıyor ve orada yeni medya sanatının 13-15 sanatçısı, 15 yapıtıyla sergileniyor. Bu konu dünyada da gelişiyor, Türkiye'de de gelişiyor ve özellikle teknoloji çağı geliştikçe, bilgisayar ortamı geliştikçe öyle anlaşılıyor ki bu konu daha fazla gelişecek ve gelecekte sanatın belirlendiği alan bu olacak. Kısacası yeni medya sanatları bildiğiniz gibi değil.